Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Zonguldak, Ereğli, mevki olaraktan burası neresi? Çayırlıköy. Çayırlıköy'ündeyiz ve İlhan Bey'in evet. Fındık arazisindeyiz. Yanında eşi var, sizi Semra. Tanıyalım. Semra Hanım. Ben İsmail abisi. Abisi İsmail Bey ve her zaman olduğu gibi Gülcan Hanım, Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı ile birlikte geldik. Çayırlı mevki. Evet. Çayırlı mevkisinde İlhan Bey'in fındık ocağına. İlhan Bey, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Hamdolsun. Hoş bulduk. Sağ olun. İlhan Bey, Ereğli Tarım'la tanışmıştınız. Evet. Ereğli Tarım size demişti, bir bitki besleme ürünleri var. Bir %100 gübre siyah toprak diye bir ürün var. Evet. Bunu fındık ocaklarına atmıştınız. Öncelikle sizi memnun etti mi? Ben kesinlikle %100 memnunum. Neler oldu? Ne farklılıklar oldu? Öncelikle burası kaç dekarlık bir arazi? Ya burası 1,5 dönüm gibi bir yer. Bir toplamda ne kadar araziniz var? Ya normalde dışarıda mesela hepsi 7 dönüm gibi. Hepsini attınız mı? Bir tanesini atamadım galiba, değil mi? Şahitli olsun diyerekten özellikle orasına da atılmadı. Farklılıklar neler yaptı? Ya şimdi şöyle. Ben cins bu arada? Burada bizim sarı fındık, yomra, karışık kara fındık. Yani 3 çeşit farklı. Evet, evet. Neler oldu farklılıklar? Ya şimdi şöyle. Zaten burası hani biz şey olarak kayrak dediniz ya hani toprak, yamaç oldu. He, tamam. O yüzden dolayı biz buradan ben en azından bildiğim hani 7-8 senedir fındık alamıyordum zaten buradan. Hiç fındık alamıyordunuz. Yani tek tek oluyordu. 4 çuval 5 çuvalda bitiriyorduk işi yani. Hemen yok denilecek kadar az. Aynen öyle. Şimdi? Şimdi bak zaten şuradan yarıya gelmeden önce 15-20 çuval aldım. Maşallah. Yani maşallah. Daha buradan ilerisi var mesela en az 20 çuvalda buradan çıkar 30 çuval. Yani 4 çuval 5 çuval alırken yaklaşık 45-50 çuval aldınız. Aynen neredeyse öyle. Neredeyse %100 gübre siyah toprakla besleme ürünü 10 kat size evet. Bir artış sağlattı mı? Evet kesinlikle. Yani bu da çok ciddi bir oran aslında. Aynen öyle. Yani fındık üretimi yapan çiftçiler ağaç başında çok az miktarda alıyorlar. Şimdi cins olaraktan bunlar çok tutuyor. Şimdi tane, kalite, kalibrasyon bunlar çok önemli. Daha önceki yıllarda kalite düşük müydü? Randıman düşük müydü? Evet düşüktü kesinlikle. Hiç yoktu çünkü. Yok, az vardı yani, o da çok düşüktü. Olmayacak kadar yani hani çıktı diyemezsin o zaman. Diyemezsin. Aynen öyle. Ama yok, muazzam diyeceğim. Bir sayıda kesinlikle oluştu. Kesinlikle çok artış var. Gülcan Hanım size en son döneceğim. O yüzden de ilk başta üreticilerimize çünkü çiftçilerimizin bir bu artışı görmesi lazım. Ereğli bölgesi tarımda çok önemli bir bölge ve bu bölgede bu artışlar çiftçilerin kalkınmasında ve tarıma yatırım yapmasında çok büyük. Milli servet. Aynen. Çünkü dünyanın %70'lik fındık rezervasyonu Türkiye'den karşılanıyor. Evet, evet. Milli üretimimiz, yerli üretimimize sahip çıkalım. Ya bugün mesela bir 10 kilo alacağın yerinde 30 kilo almak daha farklı bir şey. Evet, öncelikle sizi de tanıyalım. Ya ben İsmail Cihangir. Abisisiniz. Evet, İstanbul'da çalışıyorum. Tamam. Dershanede çalışıyorum. Fındığa geldim. Ben fındıktan fındığa geliyorum sadece. Sezondan sezona yardım evet, var. Evet. Artık yok, kendi fındığım var benim de. Kendi fındıklığınız evet, da evet. Tabii bu da başlayacak. Nasıl biz de ayrıldık. Siz kullanmadınız. Ben daha kullanmadım. Bilmiyordum zaten bu böyle bu farkı olduğunu. Gördünüz. Ben yani yalan söylemeyeyim. Şaşırmadım değil. Çünkü niye? Ne kadar fındık çıktığını bilmiyordum ben şimdi burada. Evet. Kardeşim deyince böyle çok artış oldu dedi. Ben de o yüzden size bugün gelecek dediler. Biz dedik programına bir katılalım arkadaşım. Çok teşekkür ederiz. Tanıştığımızda da memnun oldum bu arada. Aynı şekilde bizler de çok memnun olduk. İnşallah siz de... biz de deneriz. İnşallah. İnşallah. Çünkü bilinçli tarımda bilinçli uygulama, toprak analizinden çok tutun, önemli. Yaprak gübresinden tutun, doğru gübreleme, doğru zamanda bakın çok önemli. Ya şimdi biz atalarımızdan gelmiş mesela 20'ye 20 diyoruz. Toprağın altına atıyoruz mesela. Asıl bilmiyorduk yani ki. Yani şimdi neyin olduğunu bilmediğimiz için ne diyorlar bize? İşte siz şu gübreyi atın üzerine veya altına atın. Şimdi bilmediğimiz için bazı atıp şeyler tabii canım. Aynen öyle. Acaba olacak mı? Biz diyoruz mesela bu sene olmuyor, seneye olacak. Mesela geçen çünkü sene hiç yoktu benim. Çiftçinin karnını yarmışlar, 40 yıl çıkmış. Yani, ha bu yani. Sene, ha bu sene evet, dedim. Evet, evet. Durduk yani. Yani o yüzden tabii şimdi bilmiyorum ben. Kardeşim daha iyi biliyor. Valla Gülcan Hanım evet. Sağ olsunlar. O zaman buyurdular, geldiler buraya işte baktıydık. Biz analizini falan da yaptırdık, toprak analizini. Evet. O zaman önemli. Hani ne kullanacağız, hangi gübreyi kullanacağız onları söylemişti. Yapraktan da gübreleme yaptık biz. Maşallah. Aynen. Sonuç ortada. Sonuç ortada yani. Bu ya şeyden dolayı çok mutluyum yani ben. Verimden gayet güzel. Bizim de gururumuz kesinlikle. Oluyor. Kesinlikle. En önemlisi de yani, inşallah da hani seneye de bakalım nasip olursa aynı güzellikte devam edeceğiz. İnşallah. Biz de deneriz. Seneye kalitenin ne kadar farklı olduğunu görebiliriz. Aynen öyle. O zaten zaman seneye de sizin arazinizde gelip çekiyoruz. İnşallah. Zaten hemen yan tarafında aşağıdan zaten. İnşallah. Beraberiz zaten yan yanayız. Hemen eşinize dönelim. Buyur. Çünkü en önemlisi erkekler çalışır ama hanımlar işin bel kemiğidir. Evet. Yenge öncelikle merhabalar. Merhaba. Hoş geçen geldiniz. Hoş bulduk. Siz yıllardan beri burayı biliyorsunuz. Eşinizin de söylemiş olduğu farklılıklar ortada. Gülcan Hanım bir kadın girişimci
olaraktan Sakarya bölgesinden geliyor, analizleri yapıyor, el ele tarımla ortak bir çalışma yapıyorlar burada. Evet. Hakikaten %100 gübre, siyah toprak bahsedildiği gibi farklılık yarattı mı? Farklılık yarattı şöyle, ağaçta yaprak tutum bile olmuyordu. Yazın yaprağını atıyordu fındıktan. Çok önemli. Evet. Burada fındık göremiyorduk yani, fındığı gazelden toplamıyorduk. Hadi bir gazel toplama, bir fındık toplama. O şekilde ilerliyoruz. Şimdi? Şu anda çok güzel, muazzam. Yani yaprak, ağaç, yaprakla dolu yani. Maşallah. Yani yeşil aksanları yani çok güzel. Yaprak yanıyordu. Hani burada yaprağı bile tutmuyordu ağaç. Bir de şu çok önemli. Arkadaşlar, tabii siz gövdenin olduğu yerde önceden sürgün yoktu galiba yeşil evet, aksanlarında. Evet, evet. Artık sürgünler olmaya başladı. Çok fark ettim. Orada da fındık oluyor. Zaten mesela dibinde biz buna verdiğimiz alanda gübre verdik ya. Gübrede evet. Burada ot denen bir şey çıkmazdı. Otan, İnanın var ya buraya böyle ottan yani yemyeşil gübrenin oldu. Kalitesinden olduğu belli oluyor zaten. Anlaşılıyor. Evet. Anlaşılıyor. Ot önemli. Bile değişik çıktı. Aynen öyle. Vallahi billahi. Maşallah. Bir de fark etti. Toprak çalışmış. Maşallah. Maşallah. Öncelikle. Tabii eski doğru. Dikim olduğu için hani yaşlı ocaklar. Çok yakın evet. Yaşlı, yakın. Hı-hı. O yüzden tabii biraz da hava da almıyor tabii evet. Doğal. Güneş yani, de almıyor zaten, fazla. O yüzden. Bugün mesela bir tarlanın içinde güneş görmesi lazım. Kesinlikle. Güneş evet. Görmediği için hava almıyor. Bir süre ne oluyor? Ağaçlar çok büyüme yapıyor. Kesinlikle. Eğer bunlar hava alsa, güneş alsa daha, zaten daha farklı daha olacak. Olsun. Tabii canım güneş mesela insan bile öyle. İnsan vücudu güneş almazsan ne oluyor? Daha halsiz duruma aynen düşüyor. Aynen öyle. Hasta yani, oluyor. Evet yani bunlar da böyle. Şimdi önemli olan da şu, zamanında gübreleme, uygulama, budama iyi şekilde yapıldığı zaman ki görüyoruz evet. Budamanın nasıl yapıldığını siz çok emek sarf ediyorsunuz. Öncelikle elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Gülcan Hanım'a dönelim. Gülcan Hanım mimarlarından bir tanesi yani Zonguldak Ereğli bölgesinde Ereğli Tarım'la birlikte yapmış olduğunuz bu çekimlerimizde aslında bölge halkına biz aydınlatma babında toprak analizinin, gübrelemenin, zamanında ilaçlamanın ne kadar faydalı olduğunu gösteriyoruz. Fındık üretimi çok önemli bir şey. Aslında burası çilek ve fındık ağırlıklı olduğu için ama fındık üretimi de dağlar, taşlar, her fındık maşallah. Yani bayağı da iyi gidiyor. Siz ne diyorsunuz bu konuyla alakalı? Şimdi biz daha önce geldiniz daha, buraya. Tabii daha önce geldim. Ereğli Tarım'ın işte düzenlediği programlar çerçevesinde gelip analizlerini aldık. İlhan Bey'in de analizlerini aldık. Sonucuna göre bir program yazdık. Gezdiğimde ben kendisine bahsetmiştim. Çok ağaçlarınız çok boya gitmiş, çok sık. Eski dikimi olduğu için ocak araları baktığımızda 1,5-2 metre arasında evet. Gerekirse ocak çıkarın da dedim hatta. Hı hı, bir, ciddi bir kesim yapın, bir budama yapın. Onun haricinde de verdiğimiz uygulamaları, beslemeleri yaparsanız Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamadan biz buranın verimini artırırız. Ve doğru dedi. Yolda gidiyorlar gördüğüm kesinlikle. Kadarıyla. Evet, budamalar, evet, kesimler başlamış, hepsi var. Hasata da başlamış İlhan maşallah. Bey. Çok eğimli bir arazi olduğu için yerden toplamak biraz zor olabilir. Evet. O yüzden daldan topluyorlar. Kendiniz topluyorsunuz. Evet, hani, biz kendimiz topluyoruz. Evet, önümüzdeki senenin püslerine ve gözlerine dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz, kaçtan kopartmıyoruz onları. Çok iyi. O çok önemli. Buna evet. Dikkat ettiğimiz sürece, bizim de verdiğimiz programa devam ettiğimiz sürece, hem kültürel bakımda önemli tabii dediğim gibi budamadır, işte şekil budamasıdır. Bunlara da dikkat edildiği sürece zaten her şey ortada. İlhan Bey'in de bahsettiği gibi ciddi bir verim artışı var. Maşallah. Maşallah diyelim. Rabbim hayırlısıyla yemeği nasip amin, etsin inşallah. Sağlıkla. Biz hizmete devam edeceğiz rica ederim. Hizmete devam edeceğiz. Burada dediğimiz gibi bir alt bayimiz Ereğli Tarım hem analiz hem gübreleme konusunda teknik destek veriyor. Evet. Bizim teşekkür ederiz. Evet. Onlar da çok yardımcı oldu. Evet, bizim yetişemediğimiz yerde onlar da destek veriyor. Biz de haftada bir 15 günde bir hava şartlarına göre geliyoruz. Arazileri geziyoruz. Danışmanlık hizmetimiz devam ediyor. Talep eden her üreticinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Maşallah. Öncelikle sizlerin ve Ereğli Tarım'ın Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı'nın eline emeğine sağlık. Çünkü doğru zamanda doğru gübrelemeyle 7 yıldan beri neredeyse verim hiç alınmayan yerde tonaj neredeyse 10 katına ulaşmış. Kesinlikle. Öncelikle bunlar bizim için çok gururlu ki emin olun ki şu yapmış olduğunuz budamada herhangi bir uygulamada tonaj kalite neredeyse daha da fazla 3 katına 4 katına kadar çıkacak. Görünen köy kılavuz evet, istemiyorum evet. Maşallah. Seneye bence daha fazla olacak diye. İnşallah. Şey yap, umuyorum ama inşallah bakalım. Güzel güzel maşallah çok güzel mesela, yani. Şöyle diyeyim mesela bir tal ocakta kaç tane tallı olması lazım? Ya bu bana çok sorulan bir soru. Hemen onu da aydınlatalım. Bu aslında hani böyle bir standart yok. Fındığın cinsine işte eğimine göre ocağın yan yana ocakların arasındaki mesafeye göre, hepsine göre değişir. Biz
Bazı ocaklarda 10 dal kurtarır çünkü 6'ya 6 dikimdir. Kurtarır ama 1,5-2 metre aralıklarla dikildiğinizde ben ocak bile kaldırın diyorum arada. En azından aradaki minimum mesafe 4-4,5 metre olsun güneşte ki güneşlenme lazım. Olsun. Evet. Fındık, ceviz gibi ağaç formunda değildir, çalı formundadır evet. Ve ocak içi güneş gördükçe fayda sağlar. Evet. Biz ama burada çok sık dikim olduğu için boya gitmiş sadece üst kısımlardaki sürgünlerden fındık alıyorduk ama evet. Siz daha seyreltip ocağın içine açtığınızda komple aşağıdan yukarıya sürgün artış, o gözlerden sürgünler patlayıp ürün vermeye başladığında tabii ki hem tonaja yansıyor bu hem de ağacın daha düzgün boya değil enine büyümesini sağlıyor. Maşallah her yerde evet. Fındık dolu yani. Ya mesela var. Şöyle diyeyim, şu mesela yeni filizlerde filizlerin kavasını kesseniz. Tabii. Yani daha fazla böyle yukarı. Şekil budaması dediğimiz o. Şekil budaması muhakkak yapılması gerekir. Eski bahçelerde özellikle. Yeni dikimlerde bunu dikimden itibaren yaptığımız için daha kolay. Ama eski dikimlerde ona yön vermek, onu işte istediğimiz formata sokmak biraz zaman alıyor. Evet. O yüzden filizlerde dediğiniz gibi üstten kesim yapabilirsiniz. Ama şu da var. Eğer siz budamanızı düzgün yaparsanız hiç üstten kesmenize gerek kalmadan filizler alt gözlerden sürgün verir zaten. Burada alt gözlerden sürgün vermemesinin, yapraklanmamasının nedeni sık olduğu için güneşi güneş görmüyor. Güneşi görmek için sürekli yukarı evet, çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Şu anda sizin bahçeniz mesela yukarı çıktığı için üstlerden tepe kesimleriyle alt gözlerin patlamasını sağlamamız lazım. Evet. Onu da %80, %90 siyah toprakla zaten yakaladık. Evet. Yakaladığımız için de randıman kalite her zaman ortada. Yüksek seviyeye i̇nşallah. Çıkıyor. İnşallah. İnşallah. Daha, inşallah. Daha, daha güzel. İnşallah bakalım. Çünkü kesim yapıldığı için. En önemlisi de o. Peki İlhan Bey şunu sorayım. Buyur. Kalpten, gönülden, yürekten. Aldığın tonajdan baktığın zaman %100 gübre siyah toprağı tüm fındık üretimi yapan tüm Türkiye genelindeki çiftçilerimize önerir misin? Ben kesinlikle öneririm. Ya çünkü niye? Daha öncesini bildiğim için ve de gübreleri de kullandığımdan dolayı neyin ne olduğunu bilebiliyorum artık. Fark ettim, aynen. Gördüm. Diğer çiftçi arkadaşlarımız da mesela fındıkçı arkadaşlar da bunları kullanırsa emin olun hani şeyinin farkını görecektir. Tonajları kalitede kesinlikle artacak. Kesinlikle yakalayacaktır. Hani ben tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Abinizi de önümüzdeki sene inşallah. İnşallah tabii. Bu sene yani, hasat sonunda kullandırırız. Seneye de onu da çekim yapalım. İnşallah. Güzel bir inşallah. İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Evet, hayırlısıyla elimizden geldiği i̇nşallah. Kadar biz de. Sağ olun. Yani Ereğli Tarım'ın zaten öncülüğünde bu bölgede bayağı bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık buraya 20-25 km uzaklıkta ama hizmeti ayağa kadar sağlattırıyorlar. Çok kendilerine sağ olsunlar. Öncelikle buradan çok teşekkür ederiz Ereğli Tarım'a. Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı Gülcan Hanım'a Türkiye'nin her yerinden analizler geliyor. Evet. Birebir analizler ve doğru analiz, doğru gübreleme sonucunu gösteriyor arkadaşlar. Burada bilinçli tarım uygulamasında önemli olan kademe kademe ne yapılması gerektiğini, ilaçlamasını, gübrelemesini, budamasını, bakımını, toprak analizi yaptığınız sürece doğru sonuç elde ediyorsunuz. Öncelikle biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür arazinizde ederiz. Bizi ağırlayıp sizin gibi üretim yapan çiftçilere, siz çiftçiler aracılığıyla biz hem toprak analizinin, hem %100 gübre siyah toprağın, evet, hem bakımın evet. önemini anlatabildiysek kesinlikle. Ne mutlu bize. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ne demek, çok biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Zonguldak'tayız, Ereğli'deyiz. Çayırlı Köyü. Çayırlı Köyü'ndeyiz. Evet, Çayırlı Köyü'nde tonajın nasıl 10 kata ulaştığını bakın. Ne söyleyeyim? 10 kata ulaştığını gördük. Bu abartı değil ama fındık ocağında zaten bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı biz gün ışığına çıkardık. Artık bundan sonra kademeli büyüme 10 kattan sonra artık bizim amacımız şu. %100 dekarda 500 kilonun aşağısına düşmemek. Onu söyleyeyim. Evet. Bizim amacımız bu. Yani bu da mümkün zaten ortalıkta gözüküyor. Dekarda 500 kilo hedefimiz. Biz 14 kilo, 15 kilo aldırdığımız yerler var. Ocak İkinci, başına. Üçüncü, dördüncü yılda baktığınız zaman bu da çok ciddi anlamda bir tonaj yapar. 750 kiloları buldurduk. Seneye hedef burada 500 kilo. Seneye görüşmek üzere. Herkese Sakarya bölgesinden, Zonguldak'tan, Ereğli'den herkese sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür herkese ederim. İyi günler.